Değerli izleyenler, bugünleri gösteren Rabbime şükürler olsun çünkü artık Karabağ bizim için bir Kaf Dağı değil. Hiçbir zaman değildi ama bir moral bozukluğu vardı. Her şeyi doğruca konuşalım. 30 sene girilmemiş ve Rus tehdidi sebebiyle 30 sene giremediğimiz yere Türkiye ile yakın ilişkiler kuran ve özellikle Türkiye'den ve Türk dünyasından gelen sesler, Azerbaycan halkının artık yeter 30 sene oldu girelim dediği o günlerde, bu duruma da tabii ki bir hızlandıran, ivme kazandıran durum oluştu. Putin, Paşinyan'ı daha önceki yayınımda dediğim gibi kışkırttı. Çünkü Paşinyan'ın Amerika ve Avrupa Birliği ile olan ilişkilerini Putin çok iyi biliyordu. Özellikle Ermenistan'ın devlet kadrolarındaki Rus bürokratları bir bir açığa alıp işlem dışı bırakması Putin için artık düğmeye basmasının zamanı geldiğini gösteriyordu. Savunma Bakanı dahil birçok bakanını Ermenistan'a yolladı. Çalışmayan birçok silahı, paslı silahları Ermenistan'a yolladı. Bir nevi hurdalık yapmıştı. Ama aslında Putin'in aklında eski Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti'nin sınırları yatıyordu. Aklından hiçbir zaman geçmemişti. Acın olarak gezdiği bu topraklarda artık bir imparatorluk veya bir çarlığın çarı olarak gezmek istiyordu. Evet, özellikle son dönemde Beyaz Rusya'daki olaylar, Batı mı Rusya mı ikileminde kalan, aynen bakın ne kadar ilintili olduğunu göreceksiniz Kafkasya'da Azerbaycan'la. Lukashenko önce bir oyun tertipledi. Ülkesini büyük bir baskı ile yönetti. Hiçbir demokratik kural yoktu. Kendisi ne derse o oluyordu. Ve kendisi de kökten Putin'e bağlıydı. Ve bunun sonucunda halk seçimde Lukashenko'yu indirecek olan çoğunluğu sahada gösteriyordu. Ama nedense sandıklara yansımıyordu. Halk isyan etti. Önceki Wagner oyunu tutmadı. Putin'e karşıt görüşüp birkaç Wagner'i tutuklayarak geri Rusya'ya yollama tiyatrosu deşifre olunca halk iyice çileden çıktı. Kırgızistan, evet Kırgızistan, orada da mevcut hükümet, evet daha sonra göreve gelen hükümet yeniden devrildi. Rusya'nın tam dediğini yapmayan veya Rusya'ya tabi olmayan, istediğini tam anlamıyla alamadığı hükümetleri evet bir şekilde ekarte ediyordu. Ve ne dedi biliyor musunuz Putin? Putin dedi ki, biz dedi Kırgızistan'a sessiz kalamayız. Orada bir kaos var, seçimde sıkıntı var. Evet. Nereden besleniyormuş Putin? Bir kaostan. Evet, Putin kargaşadan beslenerek o ülkeleri istikrarsız yakalıyor. Yani Kırgızistan neyse Beyaz Rusya o. Beyaz Rusya neyse, evet Beyaz Rusya neyse Kırgızistan o. Maalesef Azerbaycan'daki halkımız gibi diğer Türkiye Cumhuriyetler o kadar milli benliğinde tamamen öz kimlikleriyle kalamadılar. Hem Rus nüfusunun çokluğu, bunun yanında daha çok Rusya'ya bağımlı yaşamaları onları gerçekten zorladı. Bununla kaldı mı Rusya? Bununla kaldı mı Putin? Hayır. Kırım'a bir anda saldırdı. Ukrayna ordusu baktı, güç dengesi çok farklı. Yani karşı koysalar, ellerindeki birçok daha gelişmemiş veya gelişmekte olan birliklerini kaybedecekler ve daha çok zor durumda kalıp Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçı Ruslarla beraber çok büyük çatışmalarda zayıf kaldıkları için eldeki topraklardan da olacaklardı. Ve bu konuda Batı'nın büyük tepkisini çeken Rusya ambargoya uğrasa da bir adım geri atmadı. Kanun geçirdi ve Kırım'ı ilhak ettiğini belirtti. Şimdi Azerbaycan'a eğiliyoruz diyoruz Putin ya. Bir de Suriye'sine dönelim. Suriye, sıcak denizlere açılma politikası. Hani Kırım'dan Türkiye'ye komşu oldu ya ve oradan denizlere kavuştu ya, işte bu şekilde Karadeniz'e kavuşan Rusya, sıcak denizlere de müttefiki Esad yoluyla karıştı. Evet, Esad, Amerika ve özellikle Batı'nın kışkırtmalarıyla karışan ülkelerden birisi. Büyük İsrail için hazırlanan bu süreçte Rusya'da sıcak denizlerin fırsatını tepmeyip Esed'in en zor duruma gelmesini bekledi. Esed en zor duruma gelecek,
Moskova'ya davet edilecek ve uçakta inanın tek başına Kremlin'e kabul edilecekti. Yanında bir tane koruma olmadan. Bunlar olurken Rusya boş durdu mu? Hayır, yine boş durmadı. Rusya İran'la Suriye konusunda ve en sonunda Azerbaycan konusunda ne yaptı? Hemfikirler. Evet, aynı bakıyorlar Karabağ konusuna. Ayrıca Irak'ta da Ruhani ve Rusya'nın aynı cenderede olduğunu söylemek zor değil. Rusya bunları yaparken 1. Varşova Paktı'na olan bölgede Beyaz Rusya'yı da kontrol altına alıp birliklerini bu kargaşa içindeki ülkeye zerk ederek kayıtsız kalamayız diyor ya, bir yandan da birliklerini Kırgızistan'a zerk ederek ve bir yandan da Karabağ'da bak Hankendi ve Şuşa'yı aldın ama İran'la Rusya orada bir terör faaliyetleri mutlaka yürüttürecekler. Belli taşeron örgütleri Ermeni taşnaklarını, evet taşnaklarını ne yapacaklar? Örgütleyecekler. Böyle olunca ne olacak? Böyle olunca da tabii ki çok farklı ve çok aynı Kırgızistan ve Beyaz Rusya'daki gibi müdahale düşünecek Putin. Putin bunları yaparken demin de dediğim gibi neyden besleniyor? Kargaşadan ve kaostan. Özellikle tam zayıf noktada yakaladığını, Batı'ya güvenen, evet Batı'ya güvenen liderlerden, daha önce Gürcistan'dan da toprak kaptı. Evet, Saakashvili'nin NATO'yla, Amerika'yla, Batı'yla konuşurken ki kravat yediği görüntüler daha önce de yayınlamıştım. Ama sizi şimdi Paşinyan'a götüreyim. Evet, Saakashvili'nin düştüğü duruma şimdi Paşinyan düştü. Bakın, Paşinyan da elini kravatına götürmüş. Neredeyse aynı renk. Bunlar aynı akıbeti taşıyacaklar. Paşinyan da kısa zamanda elini kravatına götürdüğüne göre yıllar önce Gürcistan'ın başbakanı olan Saakashvili'nin durumuna düşecek. Yani Putin'in adı kravat yediren olacak. Hani lakaplar olur ya, mahalle dayıları olur ya, o bölgenin dayısıyım diyor Rusya. İşte böyle bir ortamda Rusya'nın Karabağ bakışını özetleyerek geniş bir isimden açıklamak istedim. Yani Azerbaycan'ın Karabağ'ı alması, Hankendi'ye ve Şuşa'ya Adire'yi düşürmesi an meselesi. Aslında Karabağ bölgesini tamamen almak da zor değil. Gidişat bunu gösteriyor. Ama Rusya'nın aklındaki bir olgu dökülmeye başlandı. Paşinyan bir açıklama yaptı. Dedi ki, ben dedi Moskova'da Aliyev'le görüşmeye hazırım. Bu habersiz bir açıklama değildi. Rusya'nın da haberi vardı. Ama bir husus var ki Aliyev'in Türkiye iması. Özellikle Türkiye'siz bir masaya oturulmaması gerektiğini yaklaşık bir ay önceden söyleyen Başkomutan Sayın Aliyev bu konuda Ankara için bir alan açmaya çalıştı. Her ne kadar ateşkes görüşmesinde bir Türkiye vurgusuna veya Türkiye'nin olmaması yönünde bir karar adı konmadan alınmış olsa da orada bağlayıcı olmayan bir ateşkes söz konusu. Ve şu husus gerçek ki Aliyev bu görüşmeleri, Karabağ için nihai görüşmelerin Ankara'da olmasını istiyor. En büyük müttefiki Türkiye'ye güveniyor. Ama bir husus var ki Paşinyan da Moskova'dan başka yerde istemiyor. O zaman üçüncü bir ülke akla geliyor. Üçüncü ülke İran olamaz, Ukrayna olamaz, Yunanistan hiç olamaz. Olsa olsa benim nacizane fikrim Almanya olabilir diye düşünüyorum. Evet, Almanya'da bu Karabağ görüşmesi tarafsız bir alanda görüşülebilir. Bu konuda özellikle Türkiye'nin masada olması Aliyev'in tek isteği. Bakalım Paşinyan'ın Rusya inadı, Aliyev'in de kapalı kapılar arasındaki Türkiye vurgusu sonucu ne getirecek? Ama Putin'in Kafkasya'dan Türkiye'yi dışlayan tutumunun geçerli olmadığını görmekteyiz. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski daha Türkiye'ye gelmeden şu sözleri kullanmıştı. Türkiye'siz bölgede hiçbir şey olamaz. Buradaki sözdeki amaç Karabağ'da Türkiye'yi dışlayamazsın Rusya demek. İşte bu ölçekte Rusya'da Ukrayna, Gürcistan ve Türkiye'nin eklemindeki yeni pakta karşı bir refleks gösterebilir.
özellikle Türkiye ile dışlamadan Kafkasya'daki durumu yeni bir açılımla aynı Astana süreci gibi ele alabilir. Ama kırmızı çizgilerimiz işgal edilen topraklar üzerinde pazarlık olmaması. Evet değerli izleyenler, bakalım süreç ne getirecek. Önümüzdeki hafta bu resmi daha yakından göreceğiz. O zaman gelişmeleri daha net ve daha sıkı ve sonuçlarını tartışıyor olacağız. Evet, Karabağ'ı biz sahada alacağız ama masada kaybetmeyeceğiz. Rusya belli oldu. Karabağ'da güç bulundurarak kontrolü elinde tutmak istiyor. Paşinyan'ı cezalandırınca oradan çıkmak istemiyor. Evet değerli izleyenler, bir dahaki konuya kadar hoşça kalın. Kanalıma abone olmayı, videoma beğeni atmayı unutmayın. Görüşmek üzere.